ve furşin merfu'atin, böyle yükseltilmiş döşekler, yün vururlardı eskiden. Yatağın üstüne yatarsın bir süre, böyle keçe gibi olur. Onda yatmak bir süre sonra işkenceye dönüşür. Çünkü vücudun artık ona uymak zorunda kalır. Yavaş yavaş kamburlamalar olur falan. Bu öyle değil. Bu yataklar merfu'a, yani böyle kabartılmış. Yün dövülür de işte yatak böyle işte kabarık görünür, öyle diyor. Yani döşekler güzel. Şimdi sıkıntılı bir ifade. İfade sıkıntılı değil de anlayanlar sıkıntıya düşürdüler bu işi. İnna enşe'nâhunne inşa'a. Evet, cennette de film gösterimleri olacak. Buradakiler senaristine bağlı filmlerdir. Oradaki Allah'ın oynatacağı film olduğu için oraya hazırlanmak daha iyidir. Buradaki filmlerle meşgul olmaktan. Şimdi bakın. Gramatik olarak bir şey söyleyeceğim. Gramer, yani Arapça gramerinin zorladığı bir şey söyleyeceğim. Ayette diyor ki şunları vereceğiz diyor. Meyve çeşitlerinden, sudan, gölgeden, her şeyden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki ve furuşin merfu'ati, yükseltilmiş döşekler. Ondan sonra inna biz enşe'nâhunne inşa'en, biz onları inna enşe'nâhunne, hunne onları demek. Onları yeniden inşa etmiş olacağız. Yeni inşa etmiş olacağız. Yeni bir şekilde onları var etmiş olacağız. Nedir o onlar dediği ne? Onları neyi yani? Bizim eski alimlerimiz hemen hemen ittifakla demişler ki onlardan kasıt hurilerdir. Ya da kadınlardır. Hunne kadınlar için kullanılan bir zamirdir. Dolayısıyla kadınlar erkeklere nimet olarak, ödül olarak orada yeniden verilecekler. Dolayısıyla bu inşaada konu kadınlardır. Kadınlara ne verilecek? Bir şey yok. Kadın dediğin nedir? İşte verirsin onu birine ödül olarak, tamam. Kıymeti harbiyesi ondan ibaret. Öyle alışmış adam. Allah'ın da öyle yapacağını zannediyor garibim. Kendi öyle alışmış ya. Yani kadir mutlak olan, mutlak adaletin sahibi olan Allah da onun dediği gibi yapacak, öyle zannediyor. Kardeş, bu kitap Arapça bir kitap. Ya bu Arapça dili ve edebiyatının şaheseri olarak gönderilmiştir. Bunda Arapça konuşur. Arapça ile anlayacaksın bunu. Arapçasız anlaşılmaz. Nedir? Yani niye böyle diyorum? Bunu bilmeyen mi var? Şunun için söylüyorum. Arapça'da, bütün dillerde de öyledir. Siz bir zamir kullanacaksanız eğer, zamir kullanacaksanız, yani o, onlar diyecekseniz, o diyecekseniz, önce onun ne olduğunu söyleyeceksiniz ki, sonra o diyebilesiniz. Yani o geldi desen, kim ne anlar bundan? Önce bir adamdan bahsedeceksin, sonra diyeceksin ki işte o geldi. O zaman bir yerli yerine oturur. Kim olduğu söylenmeden zamir kullanılmaz. Buna Arapça'da izmar kable zikir derler. Yani kelimenin kendisi söylenmeden ona ait zamir kullanılmaz. Kuraldır bu. İki tane istisnası var bu kuralın. Biri Allah, biri Kur'an. Allah'tan söz ederken önce o denebilir. Kul huvallahu ahad gibi yani. Huve o Allah'u, o Allah. Orada hu kullanılabilir Allah için. Bir de vahiy için kullanılabilir, Kur'an için. Mesela inna enzelnahu fi leylatil kadri. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. İndirmeye konu olan neyse işte biz onu. O nedir? Kur'an'dır. Kur'an ve Allah istisnadır.
zamir önce kullanımında, diğer şeylerde böyle bir istisna yok. Önce kelime kullanılır, sonra zamir kullanılır. Kuralı bunun budur. Peki burada zamir kime gidiyor? İnna enşe'nâhunne. Biz onları inşa ettik. İnşaen. Öyle bir inşa halinde onları var ettik. Programladık. Yeniden inşa ettik. Yeniden inşa etmek demek, orada nimet olarak verilecek şeylerin sıfırdan yaratılmasının zorunlu olmadığını, önceden var olan bir nimete, ödüle yeni şekil verilmesi anlamına gelir. Yeniden sıfır gibi yaratılmıştır. Nedir bu yaratılanlar? Şu hunne zamiri furuş kelimesine gider. Bunu kadınlara gönderebilmek için, yani kadınları yeniden yarattık diyebilmek için bu ayetlerin öncesinde kadınlar geçmesi lazım. Geçmiyor. Yok. Ayetlerde böyle bir şey yok. Ne var? Ne geçti bundan önce? Sidri mahdud. Dikensiz kirazlar. Ve dalhin mendud. Salkımı bol muzlar. Ve zillin memdud. Uzun uzadıya gölgeler. Ve naim meskûb. İşte şelalemsi sular. Ondan sonra başka bir şey yok. Ve furuşin merfu'a. Ondan sonra da yükseltilmiş döşekler. Yeniden inşa edilenler döşekler. Peki döşekler kelimesine, furuş kelimesine zamir gönderdiğimiz zaman bunu hunne diye kullanabilir miyiz? Kullanırız. Bir önceki surede bunun örneğini görmüştük. Rahman suresinde. Cennetten bahsediyor. Diyor ki mesela fihinne. O cennetlerde vardır. Hayratun hisanun. Her şeyin en hayırlısı, en güzeli. Cansız varlıklar için de hunne zamiri kullanılır. Dolayısıyla döşekler için de hunne zamiri kullanılabilir. Arapçada çoğul kelimelere ait zamirler dişi olarak da çoğul olarak da kullanılır. Bu Arapçanın kuralıdır. Dolayısıyla burada yeniden yaratılan şeyler kadınlar filan değiller. Ödüller de kadın değildir. Burada sözü edilen nimetler yükseltilmiş döşeklerdir. Yeniden onları yükseltiyor. Çünkü kadınlara da nimet olarak veriliyor bunlar. Erkeklere de veriliyor, kadınlara da. Birkaç önceki derste uzun uzadıya ayetlerini anlatmıştım bunları. Ödüller erkek merkezli ve erkeğe özel değildir. Kadınlara da erkekler gibi ödüller vardır. Orada ödülün cinsiyeti söz konusu değildir. İnna enşe'nâhunne inşâ. Onları yeniden inşa ettik. Fece'allâhunne ebikâra. Biz onları ebikâr yaptık. Erkeklerin öyle hoşuna gidiyor ki bu ayetler. Biz onları bekarlar yaptık. Nedir bekar? Hiç evlenmemiş. Kadın geçmedi ki burada. Kadın yok ki yani. Kadın olmayınca ne? Hangi evlenmekten söz ediyoruz? Fece'allâhunne ebikâra demek. Onları ilk defa onların üzerine kim oturacaksa onlara özel kıldık demek. İlk defa sen oturacaksın ona demek. Kadınla alakalı değil, döşekle alakalı. İlk defa sen onun üzerinde oturacaksın veya yaslanacaksın, yatacaksın, her neyse. Döşekle alakalı bir kelimedir bu. Kadınla alakalı değil. Kadınla kafayı bozmuş bir ümmet oldu. İşte dört defa evlenmekten tutun da bilmem, İslam'ın en güzel taraflarından biri buymuş, biliyor musun? Çok evliliğe müsaade ediyormuş. Etmiyor. Vallahi etmiyor. İslam'da çok evlilik diye bir şey yok. Asla yok. Kim bunun üzerine vurgu yaparsa onun niyeti ve izanı bozuktur o adam. Kur'an-ı Kerim'in öyle bir derdi yok. Kur'an-ı Kerim tek eşliliği Allah'ın tavsiyesi olarak ortaya koymuş bir kitap.
Bana diyorlar ki hanımdan korkuyorsun öyle konuşuyorsun. Ya hanımdan niye korkayım? Allah verdikten sonra ben hanım mı dinlerim? Ama Cenab-ı Hakk'ın dedikleriyle demek istedikleri vardı. Demek istediklerine baktığınız, dediklerine baktığınızda demek istediklerini anlarsınız. Bu zor bir şey değil. Adam hunne zamirini gördüğü her yerde kadın diyor. Ya açsana bir sayfa geriye. Bir sayfa geriye aç bakayım kadın var mı orada? Cennetler için de aynı zamiri kullanıyor Allah-u Teala. Fihinne. Cennetlerde hunne işte. Orada vardır. Zamirin dişi olması ödülün dişi olmasını gerektirmiyor. Arapçada bir kelime çoğul ise o kelimeye ait zamirler dişi ve çoğul olarak getirilir. Kuraldır bu. Arapçanın kuralı. Cenab-ı Hak da o kuralı kullanarak bu ifadeleri bize gönderiyor. En çok zorlandığım anlatmada bu konudur. Bir türlü anlatamıyorum bunu insanlara. Allah'ın verdiğini sen niye ambargo ediyorsun diye. Ya ben bu dini anlamak zorundayım. Anlamıyorum onu böylece. Böylece bunu anlamıyorum ben. Erkek merkezli bir din anlatıyor bu Allah-u Teala o zaman. Erkek egemen bir topluma erkeğe göre bir din. Bu evrensel olmaz. Bir insanın erkek ya da kadın olması kendi tercihi değildir. Kadın olmak ayıpsa Allah bazı insanları ayıplı yaratıyor demektir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yaratılışta böyle bir kafadan yarısını kaybetmek diye bir adaletsizlik söz konusu olabilir mi? Dinin hükümleri evrenseldir. Kadına da aynıdır. Erkeğe de aynıdır. Bu böyledir ya. Ama öyle bir toplum geleneği bize sunulduğu için o gelenek din diye algılandı. Bu ayet metinleri de maalesef hep bir yolda, bir doğrultuda izah edildi. Maalesef böyle işte. Ebkara kelimesi. Şimdi. Kadınlara ebkar diyor. Ebkar kelimesi kadınlarla alakalı sigaya uygun değildir. Ebkar kelimesinin kadın sigası böyle değildir. Orayı aramıyor. Hunne'yi gördü tamam. Hunne kadın demektir. Gerisi mühim değil. E nereye gidiyor? Oraya karıştırma. Nereye gider gider. Böyle değiliz ya. Bu kadar basit bu ya. Hocam kadın sigası var mı onun? Tabii bekarat.